Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere şöyle güzel, süslü bir atkı göstermek istiyorum. Çok basit hanımlar. Uç kısmından başlıyoruz. 3 ilmek ile buraya kadar 49 ilmek yapıyoruz ve örüyoruz. İstediğimiz boy oluncaya kadar ördükten sonra şöyle hanımlar, diğer ucunu da aynı şekilde kesiyoruz. Ve buraya da bu süsü yapıyoruz. Bunun daha önce ben hırkasını da paylaşmıştım. Bakın şu şekilde kapüşonlu, kulaklı, harika bir hırkası, şortu, patiği var. Bu da son parçası atkımız hanımlar. 5 yumaktan ben bunları yaptım. Tam takım oldu, güzel oldu. Sizler de dilerseniz yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz modelimize geçebiliriz. Hanımlar şöyle ben Baby One kullandım. İstediğiniz bir markanın bebe yününü kullanabilirsiniz. 3,5 numara şiş kullandım. Siz öreceğiniz ipe göre şişinizi de ayarlayın. Şimdi şöyle ilk önce şu şekilde yapıyorum. 2 tane ilmeğimi attım. Sonra şöyle bir ilmek daha yapıyorum şöyle. 3 tane ilmekten başlayacağım. Bir tane düğüm attım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi örüyorum. Şişimde bir tane ilmeğim var hanımlar. Şimdi parmağımı dolayarak bir ilmek artırıyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi örüyorum. Şişimde bir tane ilmek kaldı. Parmağıma dolayarak bir tane ilmek artırıyorum. Tekrar ipimi benden tarafa alıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Dikkat edeceğimiz konu hanımlar, ilk ilmeği örmeden almak, diğer ilmekleri örmek. Şişimizde bir ilmek kalınca da şöyle parmağımıza dolayarak bir ilmek artırmak. 49 tane ilmek oluncaya kadar bu şekilde artış yapacağız. Bakın ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Şişimde bir ilmek var. Parmağımı dolayarak bir ilmek artırıyorum. İpimi benden tarafa alıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Evet hanımlar, bu şekilde 49 tane ilmek oluncaya kadar artıracağız ve 49 tane ilmekten sonra haroşa olarak örgümüze devam edeceğiz. Evet hanımlar, bu şekilde ben atkıyı ördüm. Bakın şuradan tam şu uç kısmından itibaren bir karış ölçtüm. 2 3 4 ve 4. 4 karış, şöyle 4 parmak hanımlar. Şimdi aynen buradaki gibi eksiltmeyi yapacağım. Eksiltme için de ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Örgüme devam ediyorum. Model çok basit hanımlar. Haroşa örüyoruz. Uçtan başlıyoruz. Süslemeyi de hırkadaki yaptığım gibi göz yapacağım.
Örgümün diğer tarafındayım. Burada da ilk ilmeği örmeden alıyorum. İki ilmeği birlikte şöyle tutuyorum. Her iki tarafta da hanımlar birinci ilmeği örmeden alıyoruz. İki ilmeği birlikte tutuyoruz, örüyoruz. Diğer tarafa geliyoruz. Tekrar birinci ilmeği örmeden alıyoruz. İki ilmeği birlikte tutup örüyoruz. Üç tane ilmek kalıncaya kadar bu şekilde her iki taraftan da keseceğiz hanımlar. İlmeklerimizi eksilteceğiz. Evet hanımlar, bakın şöyle bitirdim. Şimdi hanımlar şöyle ikiye katlıyoruz. Tam ortalıyoruz. Ve gözleri dikiyoruz. Ben şimdi şöyle bakın bir tanesine şöyle halka yaptım. Sık iğneden şöyle düğme diktim. Bir tanesine de sade düğme diktim. Şimdi burnunu yaparken size nasıl yaptığımı, bunu nasıl yaptığımı da göstermiş olacağım. Şimdi hanımlar şöyle bakın. Bu ip, uç olan ip altta kalacak şekilde şöyle bir halka yapıyorum. Şöyle. Şu şekilde. Şuradan bir tane sık iğne ile birleştiriyorum bakın. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 şöyle 8. şöyle şunu çekelim biraz şu ucu 8. Evet, şimdi şu ucu çekince hanımlar şöyle çekiyoruz ve ortadaki delik kapanıyor. Şimdi 8 tane sık iğneyi yaptıktan sonra hemen ilk sık iğnenin tepesine bir tane batıyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha batıyorum. Yani aynı yere 2 kere batmış oldum. Hemen yandaki sık iğneye şöyle bir tane batıyorum. Diğer sık iğneye 1 2 tane batıyorum. Yanındakine bir tane batıyorum. Yani bir tanesine bir sık iğne, bir tanesine iki sık iğne olarak yapıyoruz. Şöyle bakın. Tekrar devam ediyorum. Bakın bir tanesine bir tane batıyorum. İkinciye 1 2 diğerine bir tane yanındakine 1 2 tekrar bir tane 1 2 şöyle şuraya kadar geleceğim hanımlar şöyle bir tane 1 2 1 tane 1 2 1 tane 1 2 1 tane 1 2 şöyle bir tane tekrar hemen şuraya bir tane alıyorum. Şöyle. Evet. Şimdi biraz şöyle uzun olarak keseceğim. Şimdi bakın. 1, 2, 3 sıra sık iğne yapmış oldum. Şöyle. Gözde ise 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptım. 5 sıra gözde, 3 sıra da burunda yaptım hanımlar. Şimdi şu ipimi çıkarayım. Şimdi şu burnu şöyle şuraya dikeceğim hanımlar şöyle. Önce elimizde bir konduralım, kontrol edelim, ondan sonra dikelim. Şimdi şöyle hemen alt taraftan
battım ve şu şekilde kenarlardan dikiyorum hanımlar. Şöyle aralardan da geçirelim. Evet. Şimdi bıyıkları yapacağım. İpin arası açılınca da zor oluyor ama. Şimdi hanımlar bakın tam şöyle kenardan şuradan iğnemi geçiriyorum. Hafif çapraz bir tane bıyık yaptım. Bir tane daha uzun, daha düz olarak yapıyorum. Evet, şimdi şöyle üçüncü bıyığı da yaptım. Arkadan şöyle ipimi geçiriyorum. İpi kırmaya gerek yok. Bu aralardan geçirince zaten arka tarafta da görünmüyor. Çünkü şöyle burunun tam arkasına denk geliyor. Şimdi tam tekrar bu taraftan alıyorum. Aynı şekilde buraya da şöyle bıyığı yapıyorum. Bunu biraz daha uzun yapıyorum. Bunu biraz daha kısa yapıyorum. Evet. Bakın hanımlar. Bıyık da oldu. Gayet de güzel oldu. Şöyle tekrar şuradan alıyorum. Şu aradan tekrar ipimi geçireyim. Evet. Atkımız da oldu. Şöyle bakın hırkamız da oldu. Daha önceki videoda da hırkayı paylaşmıştım. Kulaklı. Şu şekilde. Atkıyı da bu şekilde bağladığımızda bakın kulakları da var. Gayet de güzel, değişik, hoş bir takım oldu. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince sizlere bu modeli göstermek istedim. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşça kalın.